Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine farklı bir içerikte karşınızdayız. Malum son dönemde ülkemizdeki Çinli üretici sayısı hayli arttı. Elbette bu Çinli üreticiler ülkemize gelirken diğerleri de ülkemizden birer birer çıkıyorlar. Nedir işte, bakın, eskiden Asus telefonları üretiyordu mesela. Zenfonlar falan vardı, artık satılmıyor. LG model yelpazesini iyice kıstı. Nokia bir getiriyor bir getirmiyor, bazen satıyor bazen satmıyor, yani tam olarak ne yapmaya çalıştığı belli değil. Onun haricinde HTC sadece Türkiye pazarından değil global pazardan da çekilme kararı aldı. Sony modellerine bakarsanız yine onlar da gelmiyor son dönemde. Fakat bunun yerine kimler geldi? Baktığımız zaman Huawei geldi, Honor geldi, Xiaomi geldi, Oppo geldi, Realme geldi ve son olarak da ülkemize Vivo'da girmiş oldu arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta bir etkinlik düzenlediler ve ülkemizdeki ilk satışa sundukları modeli açıkladılar. Neydi o da? Vivo X50 Lite. Aslında teknoloji okuyorum programında bu X50 Lite ile ilgili ilk yorumlarımızı sizlere aktarmıştık. Fakat böyle özel bir videoda çekelim istedik. Çünkü Vivo Türkiye pazarında ölü doğan bir marka oldu arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, getirdiği modelin fiyatı ve performansı birbiriyle uyumlu değil. Şimdi X50 Lite'in özelliklerine mutlaka bakmışsınızdır. Bakmadıysanız da size ufak bir hatırlatmada bulunalım. Bu telefonda arkadaşlar Snapdragon 665 Yonga seti bulunuyor. Biliyorum bu Yonga seti çok eski ki telefonla ilgili yorumlarda da genel olarak bu Yonga setinin çok eski olduğu, artık mazide kaldığı, en azından yeni çıkan bir telefonda 3600 lira gibi absürt bir fiyat istenen telefonda Snapdragon 665 Yonga setinin biraz garip durduğu herkes tarafından dile getirilmişti ki biz de buna katılıyoruz arkadaşlar. Çok daha iyi Yonga setlerinin bulunduğu cihazlar halihazırda daha ucuz fiyatlara satılıyor. Fakat Vivo artık eskiyen 665 ile gelen bu telefonu Türkiye'de 3600 liralık etikette satışa sundu. Bunun haricinde telefonda 8 GB'lık RAM var arkadaşlar. 4500 mAh'lik bir pilimiz bulunuyor. Yine 128 GB'lık dahili depolama alanımız mevcut. Android 10 işletim sistemiyle geliyor telefonumuz. Kamera kurulum tarafına baktığımızda 48 megapiksellik geniş açılı kameraya, 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ayrıca telefonda 18 wattlık hızlı şarj desteği de bulunuyor. Bu arada şunu da dipnot olarak belirteyim arkadaşlar. Bu telefonun Avrupa fiyatı da yaklaşık olarak 300 euro civarlarında. Yani Avrupa'da da ucuz değil bu telefon. Baktığımızda çünkü hani bu Xiaomi olsun, Oppo'nun bazı modelleri olsun, Honor'ın birçok modelinde fiyat segmenti genel olarak özellikle Avrupa tarafında çok daha alt seviyelerde yer alıyor. Yani nedir? 200 euro civarlarında ki bu telefon 300 eurodan orada çıkış yapmış. 3600 lirada ülkemize geldi. Yani baktığımız zaman eğer bu telefon hani çok böyle avham bir özelliği yoksa gerçekten 3600 lira fazlasıyla yüksek bir etiket diyebiliriz. Tabii biz bunu neye göre söylüyoruz? Bunu da belirtelim hemen. Teknik özelliklerine, tasarımına, kamera kurulumuna, bataryasına ve bu tarz segmentsel özelliklere bakarak söylüyoruz. Ki hani baktığımız zaman aynı değerlere sahip telefonlar çok daha ucuza satılıyor. Sen kalkıp şimdi bunu Türkiye pazarına yeni girmiş bir isim olarak 3600 liradan satıyorsan büyük bir yanlış yapıyorsundur. Teknolojiyi takip edenler tabii ki Vivo firmasını duymuş olabilirler. Lakin geçtiğimiz günlerde bir Instagram paylaşımına denk geldim. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bir e-ticaret sitesi işte X50 Lite modelini gelecekten gelen telefon diye böyle lanse etmiş. Tabii insanlar cahil değil. Altına direkt olarak yorumlara döşemişler. Snapdragon 665 ile mi gelecekten geldi? Bu geçmişten gelmiş olmasın gibi yorumlar yapmışlar ki gayet bence mantıklı yorumlarda. Hatta bazıları şey yazmış. İlk defa bu firmanın ismini duyuyorum. Neden bu kadar pahalı gibisinden yorumlar da vardı. Yani herkes Vivo'yu bilmek zorunda değil. Vivo'yu bilmemeleri de son derece normal. Sonuçta ülkemizde şimdiye kadar hiç boy göstermemiş bir firma ki global anlamda baktığımızda da Avrupa'da çok yaygın bir pazar alanına sahip değil. Genel itibariyle ağırlıklı olarak Asya'da işlem görüyordu bu firma arkadaşlar ve son dönemde Avrupa'ya açılmaya başlamıştı. Bununla birlikte Türkiye pazarına da giriş yaptılar. Bence Vivo'nun ülkemizdeki fiyat segmentini biraz daha aşağı düşürmesi gerekirdi. Örneğin Realme ne yaptı? Düşük fiyatlı modelleriyle Türkiye pazarına girmişti. Ki o zaman bayağı da tutmuştu. Hatta Redmi'ye rakip oldu falan filan diye biz de sizlerle paylaşmıştık o ilk modellerini arkadaşlar. Fakat
Şu anda Vivo'ya baktığımızda aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını dile getirebiliriz. Muhtemelen bu fiyata bu telefon çok fazla satmayacaktır. Ha nasıl satar? Tabii bir teknoloji mağazasına gittiğinizde biliyorsunuz orada direkt adam, yani Vivo'nun satış temsilcisi geliyor size. Övüyor telefonu, övüyor. Sanırsınız ki telefon değil de böyle bir süper bilgisayar satın alıyorsunuz. Adam da tabii hani böyle çok fazla şeylere hakim değilse, işte Yonga setinin çıkış tarihi olsun, içinde bulunan işlemciler olsun, GPU üniteleri vesaire olsun, bunlara hakim değilse o anlatımdan sonra satın alıyor telefonu ister istemez. Bir de şöyle anlatıyorlar. İşte 8 çekirdekli işlemci var içinde diyor. Adam o 8 tane çekirdek falan diye böyle yaklaşıyor duruma. Lakin demiyor ki ya bugün hani MediaTek'in 12 nanometrelik işlemcilerinde de 8 çekirdek var. Qualcomm'un işte 5 nanometrelik işlemcilerinde de 8 çekirdek var. Yani bundan bahsetmiyor. Günümüzde zaten pek çok Yonga setinde şu anda 8 çekirdek var arkadaşlar. Bu 8 çekirdek lafına artık aldırış etmemek gerekiyor ki teknoloji marketlerinde benim dikkat ettiğim zaten genel itibariyle hani Yonga setini falan yazmıyorlar. Direkt 8 çekirdekli işlemci yazıyor böyle. Hani onun haricinde çok fazla böyle işlemci tarafında bilgi vermiyor. Buna da dikkat etmek lazım. Biraz bilinçli davranmak lazım. Uzun lafın kısası, özetlemek gerekirse benim düşüncem Vivo X50 Lite'ın Türkiye pazarında ölü doğan bir model olduğudur. 3600 Türk lirası seviyesine bu telefonun satması çok zor. Satmaz demiyorum ama çok zor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu telefonun fiyatı 3000 liranın altına düşecektir. Çünkü bakacaklar satmıyor. İster istemez düşürmek zorunda kalacaklar arkadaşlar. Bu seviyelere yani 3600 lirasını verdikten sonra o seviyeleri alabilecek pek çok telefon modeli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu da lütfen hani eğer o seviyelere bir telefon almak istiyorsanız böyle bir açın diğer siteleri, diğer mecraları. Bakın telefonlar arkadaşlar. Pek çok model var. Yani ben şunu bunu alın demiyorum ama baktığınız zaman yine Çinlilerdir. Nedir? Oppo'dur, Huawei'dir, Realme'dir, Xiaomi'dir. Yani pek çok model, marka mevcut. Biraz değerlendirme yapmanız gerekiyor. Samsung'un bile yani biliyorsunuz ülkemizde son derece popüler olan M31 modeli var. Onun da fiyatı şu aralar herhalde 2800 liralar civarında. 6000 mAh'lik bataryası vesaire var. Ya da A51 modeli var. O fiyatında, o modelin fiyatı da hemen hemen X50 Lite ile eşdeğer seviyelerde olması lazım. Daha ucuz da olabilir hatta. Dolayısıyla karar vermeden önce bir böyle teknoloji gündemini gözden geçirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.